çingeneler kavga ediyor. Kavgada kadınların ellerini çişini yaptıktan sonra birbirlerine attıkları görünüyor. Aa, çok değişik bir kavga stili çıktı. Senin ağzına tükürürüm. Dur bekle. Senin... Böyle mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar lan? Çıkartın. Bir şey yapmayacağım. Bırak kalayım işte. Hayır, kalmayacaksın. Çıkacaksın. Çok kibar bir üç harfli. Şey yapmamış değil mi? Ya ne zararım var? Ne yaptım demem. Kıza bir zarar mı verdim? Hayır. Girdik içine, takılıyoruz burada. Ya çok zor bir beden değiştirmek, insan bulmak, yapmamayın. Ya düşünsene anneye akşam yemeğini hazırlıyor. Yemek hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Şey, annesi azarlıyormuş. Örnek alın. Bismillahi. Örnek alın. Rahman ve Rahim. Size hiç yakıştıramaz. Ay geldim ya. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz derecede keyif verici bir video ile karşınızdayım. Bugün insanların başına gelmiş en absürt olaylara bakacağız arkadaşlar. Onlara tanık olacağız. Bakalım ne yaşamışlar. Kah güleceğiz, kah ağlayacağız. Böyle bir video ile bugün karşınızdayım. O zaman videoya başlamıyorum. Çünkü eksik var. Çok eksik var bu kanalda. Artık like atılmıyor, yorum atılmıyor. Abone olunuyor. Onda sıkıntı yok. Neyse. Umuyorum bu sefer bu ulvi görevleri yapar önceden. Ne güzel yapılıyordu ya. Şu kadar diyordum. Yapıyordunuz daha fazlasını. Evet, ne kadar uzattım ya. Ladies and gentlemen, videoya başlıyoruz. 4, 3, 2, 1. Evet, başlıyorum. İlk olayımız Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bir genç okula atıyla geldi. Ne var canım, atı varsa biner yani. Benim de atım olsa ben de binerim. Atım olmadığı için binmiyorum yani. Atı olan biniyor. Neyse, ben biliyorum arkadaşlar bu olayı. Bu gençle ben özel olarak konuşmuştum. Ailesi hediye üniversiteyi kazandı diye araba almış. Fakat ekonomiden ötürü benzin fiyatlarına gelen artıştan mütevellit kendisi arabasını kullanamamış. Suyla da gitmiyor diyor araba. Haliyle diyor, bir de diyor atım da vardı benim dedi. Atımla gitmeyi tercih ettim. Ben çok uzakta oturuyordum dedi. Çocuk atıyla gidiyormuş yani. Olabilir, bu durumlar olabilir. Ben işin iç yüzünü öğrenince çocuğun parası yok dedim yani. Parasızlıktan bak binemiyor arabasına. İşte başta ne kadar aslında okuduğunuzda komik bir olay. Bak sonradan işin gerçek yüzünü size anlatınca üzüldünüz değil mi? Ben ilk duyduğumda üzüldüm. Bir diğer olayda 4 oğluna koyduğu isimler besmeleyi tamamladı. Birinci çocuğuna Bismil, 2'ye Lahi, 3'ye Rahmani, 4'üncüye de Rahim koymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya düşünsene anneye akşam yemeğini hazırlıyor. Yemek hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelin. Cama çıkıyormuş mesela, bağırıyormuş çocuklarına. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesiniz ya? Rahim nerede? Oğlum gel buraya Bismil. Çocukların tipi de ayrı bir hoş. Lahi'nin tipine bakar mısın? Yani tabii insanların kendi tercihleri. Bunlar yani, buna bir şey denilemez. Ya ama çocuklar açısından da mesela şey. Atıyorum bunlar 4 kardeş ya. İleride böyle sevgilileri olacak falan. Kardeşlerini hani tanıttığında. Bizim ekip Bismillahirrahmanirrahim. Yani aslında çocukların işini kolaylaştırmış. Şey, annesi azarlıyormuş. Örnek alın. Bismil ve Lahi. Örnek alın. Rahman ve Rahim. Size hiç yakıştıramaz. Olay bilmem kaç daha böyle örneklendirilebilir. Ama ben bunlarla sınırlı kalmak istiyorum. Ve konuyu kapatıyorum. Türkiye'de 6 ayaklı kuzu doğmuş. Ahtapot gibi kuzu doğmuş. Bu kuzuyu var ya, göndermeyin Asyalılara. Yemin ediyorum ahtapot diye yerler hayvan. Bir soya koysanız belki bir yüzüyordur falan, bir şey yapıyordur. Olabilir yani. Bunlar düşünülmesi gerekiyor bence. Cenab-ı Rabbil Alem. Bazılarına sorsan kıyamet alameti der. Bazılarına sorsan mutasyona uğramış der. Harbiden bu nasıl olmuş 6 ayak? Cenab-ı Rabbil Alem'in işte. Bir diğer absürt olayda 2 haftalık gebe çocuğun oğlak burcu olmasını istemiyor, kürtaj için başvurmuş. Beni Allah kahretmesin. Yani sırf burçtan ötürü çocuğu mu aldıracaksın yani? Buna gülmem. Çünkü dünya üzerinde gerçekten çocuğu olması için çok fazla uğraşan insanlar var. Bir bebeği de aldırmak bana dünyanın en gerizekalı, en saçma olaylarından biri geliyor. Benim ıslak mendili 15'ti. Çeşitleri adedi 5 TL. Yerine 5 TL. Ya zahmet etmeseydiniz. Saçmalamayın. Olur mu öyle şey? Ben 15 TL vermek istiyorum. Ne 5 TL'si ya? Zannediyorsun ki şeyin fiyatın sonu 1 liraya falan düşecek. Beklentiyi yükseltiyor. Ondan sonra yine 5 TL falan diye. Resmen artık esnaf da dalga geçer oldu. Şaşırtıcı olmuş. Fiyat çok fazla düşmüş. Keşke bu kadar düşürmeseydi. Bak, dükkanın sahibi böyle devam ederse çok ciddi zarara girecek. Bak, bazı gerçekten dükkan sahipleri halka çok düşünüyor. Çok fazla. Kendi zararını, karını falan hiç düşünmüyor. Halka dağıtıyor. Bu da onlardan biri işte. Helal olsun ya.
Bademcik ameliyatına giren doktor bademcikleri almadı. Unutmuşuz. Ne diyorsun? Saçmalama ay ya. Olur öyle şey arada aşko. Sonuçta kafanız da yoğun sizin. Durun ben tekrardan açıyorum. Alın bademciklerimi. Allah göstermesin. Benim başıma böyle bir şey geldi. Doktor diyor ki unutmuşuz falan. Ben böyle yapıyorum. Hadi ya. Allah'tan bademcikleri almamış. Onun yerine başka bir müdahale de yapmış. Ne yaptılar acaba ameliyat masasında? Bademcik ameliyatına giriyor. Bademcikleri almayı unutuyor falan. Sonra böyle duruyorlar böyle konuşup. Biz ne yapacaktık ya? Kız bu ne ameliyatıydı bu? Neyse kapatalım ya. Boşver bak. Herhangi bir reaksiyon göstermedi. Tansiyon falan. Her şey normal değil mi? Tamam. Kapatın. Bu mu oldu lan? Hadi. Doktor unuttu. Yanındakiler de mi unuttu? Hele ben müthiş bir tezminat devresi açardım hastaneye. Kayağının kızından garip açıklamalar. Atatürk, Mevlana ve Meryem Ana ile iletişimdeyim. Tövbe estağfurullah yarab. Doğru söylüyor ama kız. Bak ben sadece benim başıma geldi zannediyorum. Geçen de beni Kanuni Sultan Süleyman aradı. Aslı dedi Hürrem'i bulamıyorum ben buralarda. Tekrardan dünyaya gelmiş olasılığı var mı dedi. Allah hiç öyle bir haber çıkmadı dedim yani. Çıkarsa ben sana haber veririm. Rahmetli Michael Jackson'la çok irtibata girmek istedi. Tam bağlanıyorum. Karşıdan ses. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrardan arayınız. Kız doğru söylüyor. Olabilir yani. Ya zaten Atatürk'ün, Mevlana'nın, Meryem Ana'nın işi gücü yok. Seninle gerçekten iletişim kuracaklar. Evet, bir diğer absürt olayda. Asansöre Doberman'la binmek nedir ya? Ejderha ile binseydin. Nokta nokta çocuğu. Aklımı yurdumu kaybettim. Bir de bir şey yapmaz korkmayın diyor. Ulan köpek bunu kendi söylese yine güvenmem. Doğru. Hani şimdi Cedric de bir anda çıkıyor asansörden ama Cedric fadıl fıdıllı oğlum. Kimseyi bir tehdit etme gücü şeyi yok. Geçenleri aslaştı tam asansöre bineceğim. Çok büyük bir köpek çıktı. Cinsini bilmiyorum. Bizimki 2 santim boyu köpeğe bir çarpıyor. Benim götüm al. Yürü dedim bizi çocuklar bu yürü. Anlamıyor hala ama devam ediyor. O köpek bir anda kendini bir kurtarsa saldıracak buna. Hayır tek patide bunu savurur yaprak gibi. Bak köpek gerçekten. Dostum gel bir şey yapmayacağım lan gel. Beraber ineceğiz saçmalama hadi. Lan bak bana böyle insani bir tavırla da yaklaşsa. Hiç önemli değil yürüyün gidin hadi derim. Aynen böyle giderim yani. Eşimle birbirimizin hesaplarını ödüyoruz. O bana 1700 TL'lik gözlük aldı. Ben de 6 TL'lik dolmuş ücretini ödedim. Aferin ya. Aferin böyle iyi niyetli insanlar, iyi niyetli kızlar var ya. Helal olsun. Altta kalmamış. Çocuk ona o kadar gitmiş bak ne almış. O da altta kalmamış. Aferin. Bu hayatta her şey müşterek abi. Sürekli bir taraftan sevgi ya da ilgi bekleyemez. İki taraftan da gelmesi gerekiyor. Çok güzel ortasını bulmuşlar. Dolmuş ücretini ödedim. Bir de ekmek alaydın eve. Seni biraz zorlardı bir tık ama ekmek de iyi fikir bak. Hani dolmuş oldu. Tam böyle bakkala girersiniz falan. Hani bir ekmek alalım diye. Tam elini cebine daldırır seninki. Sen dersin hayır ekmek de benden. Saçmalama o kadar gözlük aldım. Ne kadar iyi niyetli insanlar var ya. Helal olsun. İlişki dediğim budur. Hayalimdeki ilişki. İzmir'de bir kişi kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtıp 3 üniversite bitiren kişiyi kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandırdı. Ah kıyamam ya. Ya var ya bu insanların gerçekten dini duygularını neden kullanıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Bak adam 3 tane üniversite bitirmiş. İnancından ötürü gitmiş vermiş parayı. Parayı verirken de Cebrail Aleyhisselam'a çok selam söyle. Çok merak ediyorum. Uygun bir günde tanışalım falan. Böyle bir konuşma mı geçti aralarında yani? Lan insanlar artık gerçekten birbirlerini nasıl dürteceğini bilmiyorlar ya. Çok enteresan, hayret edilir durumlar bunlar. Evet arkadaşlar NASA uyarmış 2046 yılında sevgililer günü için plan yapmayın. 2046'da kesin biz mortuz. Ya meteor geliyor dünya ikiye bölünüyor bir şey diyeceğim. 2046'da ben yaşıyor muyum? Yaşıyor oluyor muyum? 2023 20 sene ben şu an 30 50. Ay büyük ihtimal yaşıyorum. Ay bir de bununla da mı uğraşacağız? Lan bütün felaketler benim jenerasyonuma mı denk gelir ya? Bak bu beni korkuttu. Al şimdi durduk yere 2046'daki sevgililer gününü düşünüyorum. Neyse sevgili yapmayayım bari o zaman. Boşu boşuna bir aşk hissi yaşamaya gerek yok. Ay ne olacak şimdi 2046 yılında ya? NASA'yı arıyormuşum değil mi? Ne bu açıklama? Ha? Ne olacak 2046'da? Nasıl secret? Başlarım secret bilgiye. Anlat bakayım. Şaka yaptınız. Şaka mı şimdi bu? Güldün mü ben buna? Ben böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Şımarık insanları hiç sevmem. Durduk yere yüreğim hop etti ya. Neyse şaka makama lafaka gerçekten 2046 yılında bir şey olursa ve bu sevgililer gününe denk gelirse beni aklınıza getirin. Aslı bunu okuduydu. Bu haberi yorumladıydı. NASA ile konuşmuştu. Bir şey yoktu diye beni hatırlayın tamam mı? Böyle bir olay yaşarsak bir şey olursa. Ay olmasın da hatırlamayın ya.
Almanya'da yaşayan robotik mühendisi Mark Brown, yüksek topuklu ayakkabı ve etek giymenin kadınlara özgü olmaması gerektiğini savunuyor ve kıyafetlerdeki cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkıyormuş. Bu düşüncesini hayata geçirmeyi de ihmal etmemiş. Helal olsun lan sana. Çok kral hareket Mark'cığım. Takım elbisesini giymiş, altına eteğini çekmiş, topuklu ayakkabısını, kız benden daha dik bir duruşu var topuklu ayakkabıyla. Bir diğerinde altında da topuklu ayakkabı, yine etek var. Etek de çok mutlu bu adam ya. Evet, şimdi izleyeceğimiz video arkadaşlar bir 3 artı çıkarma videosu. Yürek yedik, evet. Ona bakacağız. Ay çok dayanıklı bir insan oldum çıktım ben ya. Evet. İsmi Allah'ın yudus yürümesine. Çıkar 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 çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Tam kusarken çek. Çıkar 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 çıkar. Tam kusarken çek. Böyle mi çıkıyor? Çıkartın. Bir şey yapmayacağım. Bırak kalayım şimdi. Hayır kalmayacaksın. Çıkacaksın. Çıkacaksın. Üç harfli. Ne kadar kibar. Bir üç harfli. Aa benim hiç filmlerde gördüğüm şey üç harfli böyle değil. Daha bir şey yapmayacağım bırakmayın falan demiyor yani. Bizim gördüklerimiz filmlerdeki hepsi korkunç diye çıkıyor. Çok kibar bir üç harfli. Şey yapıyormuş değil mi? Ya ne zararım var? Ne yaptım be ben? Kıza bir zarar mı verdim? Hayır. Girdik içine takılıyoruz burada. Ya çok zor bir beden değiştirmek, insan bulmak, yapma be. Kötülüğümüz dokunmadı ve kıza bir zararımız yok ya. Okuma o duayı bak bana yaramıyor. Abla yapma be canım. Yapma. Yanıyorum bak yapma ya. Tamam tamam okuma çıkıyorum ya. Böyle çıkıyormuş değil mi? Üç harflerin böyle bir konu. Tövbe estağfurullah beni şey yaptırdığı konuya bak ya. Kadın yüzünden bunları düşünüyorum şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şey yapıyormuştu değil mi? Kız kadın oradan sırtını sıvazlıyor falan. Şey üç harfle şey. Ay tamam bir çıkıyorum hadi hop falan diye çık. Tamam. Tamam. Dalga geçmiyorum. Çin'de 1 yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı. Anne karnındayken beynine mi girmiş? Nasıl becermiş lan bunu? Aa kardeşinin beynine nasıl girebilmiş lan? Tıp dünyası da şok. Ne kadar enteresan Cenab-ı Rabbül Alemin. Çocuğa bak girecek yer bulamamış. Ay şunun beynine gireyim bari demiş girmiş yani. Aşkından öldüğüm çocuğun bana sorduğu soru. Başka bir kızla duygusal değil de fiziksel bir şey yaşasam senin için aldatma gibi bir durum olur mu? Hayır ya saçmalama. Sonuçta duygundan herhangi bir şey vermiyorsun. Bedenini veriyorsun. Saçmalama tabii ki. Tabii ki hiçbir şey olmaz. Sorduğu sorulara bak ya. Ben de önemli bir şey soracak zannediyorum. Ya bunlar neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Artık ilişkiler iyice cıvkı çıkmaya başladı. Bir 5-10 yıl sonra bu ilişkilerin cıvıklık oranı gerçekten beni çok merak ettiriyor. Ben ilişkilerimde mesela çok fazla rahat bir insanım. Hiç böyle çitler, örgüler falan filan yok bende. Ama bu da siktir git derler adama. Ben derim. Benim bir akrabam var. Eşi ölünce baldızıyla evlendi. Baldız da ölünce diğer baldızı istedi. Kayınbaba hepimiz... Kayınbaba hepimizi... Bilmem ne yaparak mı öldüreceksin pezevenk deyip vermedi. Haklı ama yani niye veriyorsun sizde de saçmalık yani. Eşi ölünce kız kardeşiyle evlendirmek nedir ya? Hadi o da ölmüş onunkini de şey yapma. Üçüncü çocuk da artık babanın aklı başına gelmiş. Bu adam kızları öldürüyor diye. Nasıl öldürüyorsun da anlamadım ki ben. Kayınbaba biraz geç düşmüş sana jetoniko ya. Müşterimin yazdığı not. Biri eşime, biri sevgilime hediye olacak. Lütfen ayrı ayrı hediye paketlerinde olsun. İkisine de dünyanın en güzel kadınına yazar mısınız? Gevşek ya. Ya vallahi gevşeksin. Aşkım nerenin gevşeksin sen ya? Ah ah. İnşallah o iki kadın da seni aldatıyordur be. Ne güzel olurdu. Dadından yenmezdi o hikayenin. Eşime evlilik teklif ettiğim anı ölümsüzleştirmek istedim. Ve kuyumcuya altın kolye yapmasını istedim. O kuyumcunun ben ta adamın elini şey arkadaşlar hepimiz anladık görselde olanı. Bir şey diyeceğim işçilik desem var. O kolyeyi yaparken bütün sevgisini katmış o kuyumcu. Bence çok fazla dalga geçmeyelim iyi olmuş yani harbiden. Yazık ya. Ama yani orijinal fotoğrafta da adamın eli kırık mı kırılmış gibi böyle hani bir eliyle evet evlenme teklifi ediyor da diğer eli de böyle bir sanki bir 5 dakika önce kırılmış o el öyle bir duruyor. Bir pörsük duruyor. Belki kuyumcu olayı çok yanlış anladı. Bunu el değil de gerçekten yaptığı şey gibi görmüş de olabilir. Kuyumcuyu koruyorum ya. Emeğe saygı. Kolombiya'da yatılı okulda kız öğrenciler kendi aralarında üç harfli çağırma oyunu oynadı. 28 kız öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşte bak bundan bahsediyorum. Az önceki izlediğimiz değil. Korkutur abi gelir yapar korkutur bir şey yapar yani. Ay Allah göstermesin. Allah dişi onun başına vermesin. Hepimiz popomuzu kaşıyalım tamam. Olay bu. Oğlum ben gerçekten her akşam Nas suresini okuyup yatan insanım. Çok iyi yürek yiyor bu insanlar ya. Demiyorlardı bu bana musallat olur diye.
Evet, bir diğeri de 1,5 senedir askerde olan adamın 7 aylık hamile eşiyle buluşma anı. Aşırı duygusal. Ulan 1,5 senedir askerdeyse bu adam. 7 aylık bu kadın nasıl hamile kaldı? Kız kıyamam, o kadar vatanını koruyorsun, şey yapıyorsun da kadına diyemedin mi? Seni kim hamile bıraktı? Kadının karşısına bir de ağlayarak ya. Kız neye ağlıyorsun? Haline ağla. Kadına ağlıyor, benim cacığım diye gidiyor. Nasıl olabilir? Nasıl yapmış olabilirsiniz uzaktan? İsveç'te çingeneler kavga ediyor. Kavgada kadınların ellerini çişini yaptıktan sonra birbirlerine attıkları görülüyor. Aa, çok değişik bir kavga stili çıktı. Çok enteresan. Ben minibüsteyken şeye tanık olmuştum. İki böyle minibüs şoförü kavga ediyorlar. Birbirlerine bozuk para fırlattılar. Ne diyorsun sen falan diye bozuk para fırlatıyorlar. Hele bizim şoför çok kibar. Bu bozuk para kutuları var ya, oradan çıkarıp tane tane atıyor. Bunu ilk defa görüyorum. Hani kavga ediyorsun. Senin ağzına tükürürüm de dur bekle. Senin... Böyle mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar lan? O çiş nasıl çıkıyor? O nasıl bir kavga? Bir şey söyleyeceğim. Canınızı sıkmak istemem ama ben gidiyorum. Video bitti. Finito. Her güzel şeyin bir başlangıcı vardır biliyorsunuz. Bir de sonu vardır. Maalesef sonuna geldik. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, ay ne çok video dedim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.